Evet hanımlar, bugün size brownie kek yapacağım. Arada brownie de diyebilirim, karıştırıyor olabilirim, kusura bakmayın. 4 tane yumurtamı kırdım. 4 yumurtanın üstüne 1 bardak toz şeker, normal klasik bardaklar toz şekerimi koyup bunu iyice çırpacağım şimdi. Sonra aşama aşama göstereceğim hepsini size. Evet arkadaşlar, yumurtayla şekeri çırptım. Şimdi sütünü koyuyorum. 1 bardak süt koyuyorum. Yağını koyuyorum. 1 bardak yağ koyuyorum. Bunu da çırpıyorum. Yaklaşık 2,5 yemek kaşığı kakao koyuyorum. Küçük paketlerle bir koyabilirsiniz. Bir kabartma tozu, bir vanilya koyuyorum. Bir bardak da un koyuyorum ama un daha ekleyeceğim. Bir bardak daha ya da yarım bardak daha ekleyebilirim. Önce karıştırmam lazım. Arkadaşlar yaklaşık 2 bardak un koydum. Tamam, şu anda borcamı yağladım. Şimdi kekimi dökeceğim. Kekim pişene kadar ben de sosunu yapacağım. Şimdi tepsiye döküyorum. Biraz kabın azizliğine uğradım. Siz biraz daha derin bir kabda yapabilirsiniz. Görüyorsunuz akışkan bir kıvamı olacak. Koyu olmayacak. 2 bardak un tam iyi geldi. Tam 2 bardak un koydum. Borcama koydum. Sizin kelepçelik kek kalıbı varsa onda da olur, yuvarlakta da olur ama ben borcamı tercih ettim. Böyle şimdi fırına. Evet arkadaşlar, kekimizi fırına verdik. Şimdi sosunu yapacağım. 1 su bardağı süt. Yaklaşık 3 kaşık yemek kaşığı yağ. 1 bardak toz şeker. Yine aynı ölçüde kakaomuz. Yaklaşık 2,5-3 yemek kaşığı kakao var arkadaşlar. İyice karıştıracağız. Artık krem haline geldikten sonra pişireceğiz. Evet arkadaşlar, iyice karıştırıyorum. Pürüzsüz hale geldikten sonra ocağa koyacağım. Bir kaynar, 1-2 kaynar vuracak, kapatacağım. Onu da göstereceğim size ne kadar kaynadığını. Kekimiz pişiyor arkadaşlar. Sosumuz da fokur fokur fokurdadı. Hemen kapatıyoruz altını. Kek biraz ılındıktan sonra üstüne döküyoruz. Arkadaşlar kekimiz pişiyor. Sosumu yaptım. Brownie'ye vişneli sos yapacağım. Önce bir 300 gram vişnemi ayıkladım çekirdeğinden. 1 bardak su koyuyorum. Normal su bardağı. 5 kaşık da şeker koyacağım. Ölçtüm, tam 1 çay bardağı 5 kaşık. 1 çay bardağı da şeker koyuyorum. Bunu pişiriyorum. Bunun bir aşaması daha var. Bunu bir önce koyayım pişsin, öbür aşamasını da göstereceğim. Evet hanımlar, şimdi vişnemizi koyduk. 1 su bardağı su, 1 çay bardağı şeker, 300 gram vişneyi koyduk. Kaynıyor ocakta. Şimdi onu, o 1 yemek kaşığı dolu dolu ama nişasta, 1 su bardağı su. Bu karışımı da, bunu iyice erittikten sonra kaynayan karışımımıza ekleyeceğim. Şimdi karıştıracağım, onu da size göstereceğim. Şimdi de vişne karışımıza yaptım. Nişasta ve suyu döküyorum. Bunun soğuması gerekiyor. Kekimiz sosunu çekene kadar. İnan o kadar güzel oluyor ki hanımlar. Bu kendi tarifim. Kendim yaptım ben böyle. Hem kek hem pasta. Yani yediğiniz zaman 3 çeşit tat geliyor ağzınıza. İnan ki çok güzel bir kek oluyor. Brownie. Aslında ben buna yaş pasta diyorum ama tabi herkes brownie dediği için ben de brownie diyorum. Çok güzel oluyor. Mükemmel. Bu vişne sosunu yapıp
böyle yaş pasta yapıyorsunuz ya evde hazırlarken aralarına koyabilirsiniz yani. Mükemmel bir tarif bu. Çok güzel. Tamam, şimdi kekimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, sosunu döküyorum. Biraz sosu, bu sosu da çektikten sonra vişne sosunu dökeceğim. Şimdi vişne sosunu döküyoruz. Vişne sosunu döktükten sonra da 1-2 saat dinlendireceğiz. Şimdi vişne sosunu döküyoruz. İnan ki öyle bir lezzet ki, bir tat ki, tatlının ve vişnenin aroması müthiş bir kıvam, müthiş bir tat, lezzet. İnan ki tatmanızı isterdim. Hemen yapmanızı öneririm. Yapınca da yorumlarınızdan belirtirseniz sevinirim. Şimdi dolaba kaldıracağım. Evet, hanımlar, kekimiz oldu. Dolaba koyduk. 2 saat bekledi. Şimdi keki bir test yapalım, bakalım nasıl olmuş. Şimdi bir de doku testine geçelim. İnan, görüyorsunuz yanlardan vişnen akıyor. O kadar güzel ki, bakın, bakın, pamuk gibi oldu, yumuşacık. Brownie al, oğluma da veriyorum, testi o yapsın. Nasıl anneciğim? Çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Ekşinin, tatlının, mayhoş karışımı. Mayhoş bir tat, bir yandan ağzınıza tatlılık geliyor, bir yanda ekşimsi bir tat geliyor. Çok ekşimsi değil tabi. Daha tatlı severseniz şekeri bir çay bardağı değil de 1,5 çay bardağı koyabilirsiniz. İnan ki çok güzel oldu. Elimize sağlık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz, biliyorsunuz. Bize afiyet olsun.